Selam arkadaşlar. Bugün sizlere pamuk viskon bir kumaştan iki pile, yan cepli, önü fermuarsız rahat bir pantolon kesimi yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi fermuar çalışmayacağım, arka lastik çalışacağım ama iki pile cepli rahat bir pantolon olacak. Efil efil bir pantolon olacak arkadaşlar. Kesime başlamadan önce ben size ölçüleri söyleyeyim arkadaşlar. Boy ölçümüz burada yazıyor, 104 santim. Basen ölçümüz 50 santim. Kemer ölçümüz, belimiz 40 santim. Paça ve diz genişliklerimiz 30'ar santim. Yani basenden sonra düz inecek arkadaşlar. Hemen geliyorum. Önce temizleme çizgimi çekiyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş anlatıyorum. Bir de oturum yüksekliği ile alakalı çok sorular soruluyor. Onu da bugün size kısmen anlatacağım. Kafanız karışmasın. Bütün bilgileri birden yüklemeyin. Boyu alırken arkadaşlar 2 santim arttırıyorum kemer takımı için ve 104 santim boy alıyorum. 5 santim de pay bırakıyorum altına. Geliyorum arkadaşlar. 25 santim yükseklik kullanıyorum. Boy ölçüm 104'tü. Yarısı 52 oluyor. 6 ekliyorum. 58 santimde benim diz karşılığım oluyor. Hemen çizeyim arkadaşlar. Bu benim oturum yüksekliğim. Bu benim diz. Paça ve payım. Arkadaşlar, oturum yüksekliği kullanırken pantolonlarda çok ufak bazen hani değişmeler olabilir ama ben size ortalamasını söyleyeyim. Ortalamasını uygularsanız sıkıntı yaşamazsınız. Ortalama 44 bedene kadar, bakın altını çizerek söylüyorum, 44 bedene kadar olan kesimlerde ortalama basenin 1/4'ünü oturum yüksekliği olarak kullanın. Yani benim basen ölçüm 100 ise 1/4'ü 25 yapıyor. 25 oturum yüksekliği kullanıyorum. Basen ölçüm 104 ise oturum yüksekliğim 26 oluyor. Tabi bunun 2 santim düşüğü ya da 2 santim yükseği olabilir. Kişinin pantolon yükseklik istediği yüksekliğe göre değişebilir. Ama normali budur. 1/4'ünü kullanıyorum ki 104 basen ölçüsüne kadar. Bu da 104 basen ölçüsü demek arkadaşlar. 44 bedeni kapsar. Yani 44 üstünü böyle kesmeyin. Çok hata yaparsınız. 44 üstünün hesaplaması daha farklı. Yani büyük bedende. Yani büyük bedeni 4'e 4, bölü 4 yapıp kullanırsanız çok hata yaparsınız. O yüzden öyle kullanmayın. Onun farklı bir hesap olayı var arkadaşlar. Şimdilik bunu bilin. Yani 44 bedene kadar oturum yüksekliğimiz 4 bölü 1'dir. Artı kemer. Kemer ayrıyeten ekleniyor. Şimdi kesimimize dönelim arkadaşlar. Normalde pilesiz pantolonlarda kesime direkt basenden başlarız her zaman. Ama bu sefer pileli pantolon olduğu için arkadaşlar direkt cepten başlıyorum. Bakın 6 santime 16 santim cep yerimi çiziyorum. İlk önce cebimi belirliyorum. Cebimi belirledikten sonra 2 santim dikiş payı olarak hesaplıyorum. Yani şöyle anlatayım. Ceple attığım dikiş arasında 4 santim kalıyor. Geliyorum kişinin bel ölçüsü kaç ise arkadaşlar yarısını veriyorum. Mesela 40 belimiz 20 veriyorum. 8 santim 2 pileye kullanıyorum. Ekstradan. Ve pileye kullandığım paydan sonra basene doğru düz bir şekilde iniyorum arkadaşlar. Bakın. Dikkat ederseniz basen ölçüsü kullanmıyorum. Kemer ölçüsü, pile payı ve aşağıya baseni birleştiriyorum. Ön oyuntum 3,5 santimdir bu bedenlerde. Ve geliyorum ön oyuntumu yapıyorum arkadaşlar. Ön oyuntumu yaptıktan sonra düz ipimi bulmak için ölçüyorum. 34 çıkıyor arkadaşlar. Hemen ben
17 olarak boydan boya düz ipimi alıyorum. Şunu da söyleyeyim, bakın. Düz ipimi basen ölçüsü artı oyuntuyu kullandım. Düz ipimi aldım. Geniş pantolon olduğu için ve pileli pantolon olduğu için arkadaşlar bakın, şimdi bir daha yapıyorum. Baseni kullanıyorum sadece. 30, yarısı 15. Baseni kullandım. Bu hiçbir şey değiştirmez. Bakın bu büyük bol pantolonlarda hiçbir şey değiştirmez. Görün diye yapıyorum. Kumaştan, kumaşın eninden 2 santim bizim daha çok kar etmemizi sağlar. Bakın bu ayrıntıya da değindim. Düz ipimi çektim. Bakın az önce işaretlediğim düz ipimle bu düz ipim arasında 2 santim var. Yani kumaşın kenarından ben kesim yaparken 2 santim bir karım olacak. Şimdi geliyorum, bakıyorum. Paça düz ölçüm 30. Yarısı 15, düz ipe getiriyorum arkadaşlar. 15 ve 30 diye çiziyorum. Paçam da aynı. 15 ve 30 diye çiziyorum. Dizden aşağıya düz cetvel kullanıyorum. Pantolonum çok geniş olduğu için dizle ön oyuntu arasını normal cetvelle birleştiriyorum. Hiç kullanmadığım bir cetvel, az eğri cetvel. Yan da birleştirdim. 12 santim ön düşüklüğümüz arkadaşlar. Modelimiz ne olursa olsun veriyoruz. Bakın. Onu da verdim. Şimdi kesiyorum. Dediğim gibi önden fermuar çalışmayacağız. Pat da yapmıyorum arkadaşlar. Kaldırıyorum. Kumaşın yön şekli yok arkadaşlar. Ağaç olayı iki taraflı. O yüzden rahatlıkla çevirebiliyorum kumaşımı. Kumaşı yerleştirirken dikkat etmem gereken olay arkadaşlar. Yanına 2 santim dikiş payı vereceğim. Yerleştirirken ona dikkat ediyorum. Ve düz ipime bakıyorum. Çektiğim düz iple, öndeki düz iple kumaş katını ölçüyorum. Bakın 18, 17,5, 19. Hemen düzeltiyorum. 18'e getiriyorum. Burayı da 18'e getiriyorum. Şu an arka bacaklarımın da katı alınmış oluyor arkadaşlar. Düz ipi alınmış oluyor. Bir daha söylüyorum, bakın. Arka bacağın düz ipini almak için ön bacakta kullandığım düz ipi kumaş katıyla ölçüyorum. Bakın 18, 18, 18. Şu an arka bacağında düz ipi alınmış oluyor. Rahatlık bir şekilde demek ki çizebilirim. Basen yüksekliğimi çiziyorum. Dizimi çiziyorum. Paçamı çiziyorum. Yandan boydan boya arkadaşlar 2 santim dikiş payı veriyorum. Bacak arasından dize kadar 2 santim dikiş payı veriyorum.
Ama yandan boydan boya. Santimimi verdim arkadaşlar boydan boya. Lastikli çalışacağım için arkadaşlar yukarıda belde bel ölçüsü kullanmıyorum. Direkt basen kullanıyorum. 50-52 arası bir basenimiz var, yani yarısı. Geliyorum direkt 25 olarak kullanıyorum arkadaşlar. 3 santimde dikiş payı veriyorum. Dikiş payı verdiğim yerden 4 santim yükseklik veriyorum. Ve geliyorum. Arka yüksekliğimi çiziyorum. Bakın tekrar ediyorum. Lastikli yapacağım için arka bedende kesinlikle bel ölçüsü kullanmıyorum. Basen ölçüsünün yarısını kullanıyorum. Dikiş payı veriyorum. Ve çıkan ölçüyü direkt arkadaşlar aşağıya bakın. Basen yüksekliği ile birleştiriyorum. Bunu da çizeyim. Görün. Basen yüksekliği ile birleştirdim. Şimdi geldik en önemli noktaya. Pileli pantolon kesiminde arkadaşlar. Pileli pantolon kesimi yaparken en önemli nokta arka oyuntu bulma olayı. Dikkat ederseniz kesimin başında ön bedeni keserken hiç basen ölçüsü kullanmadım. Ama şu an pileli pantolon keseceğim için arka oyuntuyu mevcut temel basen ölçüsü üzerinden bulmam gerekiyor. Pantolon sarkma yapmasın, bolluk yapmasın diye. O zaman ne yapıyorum? Bakıyorum benim basen ölçüm 50-52 arası. 50 diyorum arkadaşlar. 25 diyorum bakın. Geliyorum ön bacak üstünde, ön beden üstünde 25'i buluyorum. 25'e bir çizgi çekiyorum arkadaşlar. 25'ten sonra bakın ön bedende 25'ten sonra ben 12,5 ön arka oyuntumu veriyorum bakın. Normal basen ölçüm her neyse onu buluyorum. O ölçüden sonra arka oyuntumu veriyorum. Ve geliyorum arkadaşlar gene düzgün cetvel kullanımıyla arka oyuntumu çiziyorum. Çünkü pantolon pileli şaşırtmasın bizi. Ve geliyorum arka oyuntumu çiziyorum. Her şey bittikten sonra arka oyuntumu 1,5 santim aşağıya alıyorum arkadaşlar. Evet. Bu da tamam. Kesiyorum. Yanlar boydan boya 2 santim arkadaşlar dikiş payımız. Bacakları birleştirirken de 1 santimden birleştiriyoruz. Size tavsiyem, ben çok kullanmıyorum ama dizleri arkadaşlar karşılıklı birer çıt atarsanız birleştirme anında çıtlar üst üste geldiği zaman pantolonun paça dönme olayını da engellersiniz. Yani diz karşılarına ön bacağı ve arka bacağı birer çıt alıp birleştirme anında çıtları üst üste getirirseniz sıkıntısız çalışırsınız. Şimdi bir cebim var, onu da bir keseyim. Cep kumaşımız kendi kumaşından olacak arkadaşlar. 16 santime 26 santim bir cep torbam olacak. İnce kumaşları kendi kumaşından kullanın. Daha şık olur. Evet, 26 santim.
şu cep torbam arkadaşlar. Bir de kemer ölçümü, kemerimi keseyim. Lastikli olacağı için arkadaşlar tek parça kesebilirim. Tek parça demek basen ölçüsü demek arkadaşlar. Basen ölçüsüne göre keseceğim. Düzeltiyorum. %52 basenim var. Ben büyük kesiyorum, 60 yapıyorum. Sonra makinede net çalışmasını yapacağım arkadaşlar. 60 santime 10-11 santim bir kemer kestim. Kemerin arkadaşlar sadece ve sadece ön kısmına gelecek 40 santimlik bölümünü, şöyle söyleyeyim, ön kısma gelecek 40 santimlik bölümünü tela yapıştıracağım ve kıracağım. Ön kemerim sabit olacak, telalı olacak. Yandan arka, diğer yana kadar da arkadaşlar lastikli olacağı için tela yapıştırmama gerek yok. Yarın fırsatım olursa, basit bir model olduğu için bunu çekmeye uğraşacağım. Yani size bir dikim videosunu atayım. Hemen ön bedeni alıyorum. En son yaptığımız işlem. 2 santim ön düşüklüğü düşüyorum arkadaşlar. Cebi de göstereyim size yapmışken artık. Cep torbamızı kestik arkadaşlar, bakın. Geliyorum torbama, koyuyorum alt kısmı, üst kısmı. Bu da benim cebim arkadaşlar. Çizilmiş ön bedenim. Bakın geliyorum. Çıtı tam cep torbasının kenarına getiriyorum. Dikkat edin. Çıtı cep torbasının kenarına getiriyorum. Aynı şekilde çıtımı bir daha atıyorum beraber. Çizgiden 1 santim pay bırakıyorum ve torbayla beraber kesiyorum. Bakın. Torbayla beraber kestim. Bundan sonrası çok basit arkadaşlar. Sadece torbayla cebi vurup çevireceğim. Cep torbam hazır olacak. Dediğim gibi dikim videosunu çekmeye çalışacağım. Cep çalışmasını yaptıktan sonra arkadaşlar, açayım. Cep çalışmasını yaptıktan sonra iki tane pile olayımız olacak. Şöyle şık iki pile çalışması yapacağız. Çok güzel bir model olacak. Çekeceğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle yarın çekimini yaparım. Onu da yüklerim size. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki kesime görüşmek üzere.